Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde size belge tipi bildirimini yani doctype öğreteceğim. Doctype'dan sonra yorum etiketini öğreteceğim. Ve ondan sonra ise adres ve time olmak üzere iki yeni HTML5 etiketini öğreneceğiz. İlk olarak boş bir metin dosyası açıyorum. Resmini deneme olarak veriyorum. Hemen HTML iskeletimi oluşturuyorum. Sayfa başlama yazıyorum. Sayfa içerimi yazıyorum. Daha sonra kaydediyorum ve uzantısını HTML olarak değiştiriyorum. Ve tarayıcımda açıyorum. Şu an oluşturduğumuz sayfayı tarayıcı bir web sayfası olarak yorumlamıyor. Quick mode yani garip modda çalışıyor ve kendine göre bunu yayınlıyor. Bunu önlemek için belge tipi bildirimi kullanmalıyız. Belge tipi bildirimini ise en üstte yani ilk satıra yazıyoruz. Doctype HTML. HTML5'teki belge tipi bildirimi budur arkadaşlar. Kaydediyorum. Ve tekrar bakıyorum. Evet arkadaşlar, şu an bir web sayfası oluşturdunuz. İçeriği burada, başlığı burada. HTML5'ten önce farklı belge tipi bildirimleri vardı. Bunlardan sadece size bir tanesini göstereceğim. Derste zaten görmüşsünüz bunları. Akrep malen oldukça eski bir sitedir. Hemen kaynak kodlarına bakıyorum. Gördüğünüz gibi Transitional belge tipi bildirimi kullanmış. Şimdi de yorum etiketini öğrenelim. Yorum etiketi oluşturacağımız sayfanın içindeki kodlarda yorum yazmak istediğimizde kullanacağımız bir etikettir. Şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde kullanıcı tarafından görülmez, ziyaretçi tarafından görülmez. Sadece kod yazanlar ve kodları okuyanlar için oluşturulmuştur. Hani bakalım, gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gözükmüyor. Şimdi adres etiketine değinelim. Adres etiketi arkadaşlar, bir web sayfasının kime ait olduğunu öğrenmek için kullanılır. Adres. Hemen kapatalım. İletişim bilgilerini burada yazabiliriz. Örneğin deneme.com. Bir satır boşluk bıraksın. 2013. Tüm hakları saklıdır şeklinde gösterebiliriz. Daha çok footer kısmında yani sitenin en alt kısmında site sayfası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Şimdi de time etiketine değinelim. Time etiketi zaman bilgisi vermek için kullanılır. Örneğin saat 10'da toplantı var. Daha çok web programcılığıyla uğraşanların işine yarayacaktır. Gördüğünüz herhangi bir şekilde gözükmez. Sadece bilgi vermek için yazıyoruz. Ayrıca date time adıyla da kullanabilirsiniz. Pazartesi Ahmet'in doğum günü diyelim ve time, date time
2013. Artık pazartesiye geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Bu şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Atfını da date time olarak belirleyebilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi kullanıcı tarafından gözükmüyor. Yine dediğim gibi, daha önce dediğim gibi web programcılığıyla uğraşanların web sunucularını da belirtmek için kullandığı bir etikettir. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.